Teknoloji ve yapay zeka deyince birçok insanlar korkuyor. Korkması şundan dolayı. Ben çocukken karanlıkta yürümekten korkuyordum. <laughs> Çünkü yani öyle bir ortam büyüdük ki o zaman sosyal medya yok şey yok. Mahallede çocuklar oturuyorduk tamam mı? Böyle cinlerin falan filan böyle. Tamam şuna şu çarpmış, buna bu çarpmış. Böyle keçi gelmiş falan filan. Böyle söylemiş falan. Kabirden şöyle kollar çıkmış falan. <laughs> Yani çocukken böyle acayip fantasiler vardı. Bunları anlatıyorlardı bize hani mahalledeki çocuklarla beraber. O yüzden böyle karanlıkta yürüdüğüm zaman biri gelip beni boğacakmış gibi böyle bir korkum vardı tamam mı? Sonra yıllar sonra düşündüm, insanlar cinlerden niye korkar diye. Sonra internetten cinler nasıl diye araştırıyorsunuz. Hani bir çekilmiş bir resmi yok, unutulmuş bir heykeli yok, hiçbir şey yok. Kimse görmemiş yani. Kimsenin hani görüp de bunlar cinler dediği bir şey yok değil mi? Velev ki görebilelim. Her gün görelim. Ne kadar çirkin olsa, ne kadar korkunçta olsa biz onu gördüğümüz için muhtemelen kafamızı düş düşündüklerimizden daha korkunç olmadığını anlardık yani. Her gün gören bir şey olduğu zaman. O yüzden bence buradan ana hani çıkartmak istediğim örnek şu. Bilmediğimiz, görmediğimiz şeylerden çok korkuyoruz. Ama o korkumuzu nasıl önünden geçebiliyoruz? Nasıl üstünden gelebiliyoruz? Öğrenerek, anlayarak, görerek, bilerek. O yüzden hani benim IT işine girmeden önce IT işleri gözümü korkutuyordu. Bunları anca işte üniversiteye giden, işte MIT'ye giden, Virginia Tech'te bitiren, Boğaziçi, İttü Müttü falan filan bunları yapan insanlar diye gözümde korkmuşum kendimi. Ama yıllar sonra yapınca, olan bu muydu ya? Bu muydu? Gerçek gerçekten söylüyorum. Bu muydu? Bunlar mı artist yaptınız buna? <laughs> diyecek duruma geldim. Şimdi yapay zeka deyince yine insanların gözü korkuyor. Öğrendikçe yapay zekaya karşı korkularım gidiyor. Gittikçe azalıyor ve özgüvenim artıyor. Yapay zekanın gücünü bir tane örnekle arkadaşlara anlatmak istiyorum. Bu da halk diliyle anlatayım yani. Şimdi şöyle yapay zekada zeka ne demektir yani? Intelligence. Intelligence şöyle demekmiş yani. Zeka var ya zeka, intelligence. Yapay, artificial. Artificial intelligence, yapay, zeka. Şimdi intelligence kelimesine baktığınızda insanların bir şeyi öğrenme ve onu yapma kabiliyetine zeka diyormuş yani. Intelligence diyormuş yani. Mesela bir insan marangozluğu bakıp öğreniyor. Bakıyor hocası gösteriyor. Böyle keseceksin, şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Usta gösteriyor. Çırak da ustasına bakıyor. Önce kafasına diyor ha, usta böyle yaptı diyor. Ne yapıyor ya? Şimdi onu öğrenme ve yapma kabiliyetine zeka diyorlarmış. Intelligence diyorlarmış İngilizce'de. Şimdi bu yapay nasıl oluyor? Şimdi yapay zekanın en önemli %95 diyorlar. Atalım %90 da olsun. Yani biz yapay olarak makinelere işte cihazlara özellikle algoritmalara algoritma ya da yazılıma bir şey öğretmeye çalışıyoruz. O onu öğrendikten sonra orada bir şey yapacak yani. Nasıl ne yapacak mesela? Burada en fazla kullanılan bir tane öğretim metodolojisi yapay zekaya. Öğretiyoruz ya machine learning diyoruz ya. Maşına learn yaptırıyoruz yani. Maşına öğretiyoruz yani. Bunların en önemli bir tanesi supervised learning. Supervised ne demek? Birine yöneticilik yapmak yani. Başında amirlik yapmak demek yani. Birine amiriyseniz supervisorsınız değil mi? Birine amirlik yapmak. Şimdi şöyle oluyor. Yani biz çocuklara nasıl amirlik yapıyoruz öğretirken öğretmenler ya da biz öğretirken Mesela çocuk 2 yaşında kitaplar alıyoruz değil mi? Kitapta işte dolfin var orada, işte yunus balığı var, işte köpek balığı var, işte aslan var, e zibra var bilmem ne. Çocuğa diyoruz ki bu diyoruz balık diyoruz çocuk bakıyor. Balıkları görünce bu sefer biliyor ki köpek balığı. Yunus balığı gibi şeyleri gördüğünde bunun denizde yaşadığını biliyor çocuk. Çünkü kafasında balıkların suda yüzdüğünü orada öğreniyor çocuklar. Aslan diyor, kaplan diyor bunları da gösteriyoruz resim olarak. Kafasında yazıyor bu sefer. Bakın siz çocuğa erkek aslan gösterdiniz değil mi? Belki başka bir renkte aslan gösterseniz yine de aslan olduğunu anlayabilir. Çünkü aslanların aşağı yukarı nasıl gözüktüğünü çocuklar biliyor. Mesela bir tane siyah kedi gösterdiniz tamam mı? Ertesi gün bir tane başka renkte sarı bir kedi gösterdiniz. O çocuk o siyah kediyi Anladığı için ertesi gün başka bir kediyi gösterdiğiniz zaman ha bu da kedi diyebiliyor. Buna ne diyoruz? Supervisor'ın diyoruz. Çünkü çocuk onun kedi olduğunu bilmiyor. Biz gösteriyoruz. Kitapta diyoruz ki bu kedi diyoruz, bu köpek diyoruz. Böyle öğretiyoruz. Şimdi burada o çocuğun okuduğu kitabı data olarak düşünün yani. Veriler işte üzerine etiket yapıştırıyoruz. Birinci sayfa işte yeşil kedi, kırmızı kedi, işte mavi kedi. Kedilerin hepsine kedi 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 diye üzerine label'lıyoruz yani. Etiketliyoruz. Sonra bütün köpeklerin resmini köpek bu köpek, yeşil köpek, sarı köpek, kangal köpeği, av köpeği bilmem ne köpeği deyip onları da etiketliyoruz. Bunları makineye öğretiyoruz. Diyoruz ki bak bunu öğren. Bunların hepsi kedi, bunların hepsi köpek. Atıyorum bin tane köpek resmiyle bin tane kedi resmini makineye verdiniz. Onu öğrendi. Şimdi makine aklında tutuyor. İnsan unutabilir. Aa, makine unutmaz, machine, makine unutmaz. Şimdi bu, bu bin tane örnek verdiniz ya, bunun içinde oturan kedi var, koşan kedi var, yüren kedi var, bilmem ne yapan kedi var, değişik renklerde kedi var, değişik background'da kediler var. Köpek de aynı. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer öğrettiniz ya, supervise demek ne demek? Yani amir olarak dediniz ki makineye, bunlar kediler, bunlar köpekler, bunu aklında tutuyorsunuz, siz öğretiyorsunuz onlara. Kendisi öğrenmiyor. Bazı şeyleri biz nasıl öğreniyoruz? Kendimiz düşeye kalka öğreniyoruz ya. Kimse bize öğretmiyor. şeyleri biz kendimiz öğreniyoruz mesela. Taşa ayağımı vurduğum zaman ağrıyormuş, bunlar sonra taş gördüğüm zaman dikkat edeyim diyoruz ya. Bu unsupervised learning. Öbür taraftan hoca dese ki bak binadan atlama ayağını kırarsın dese o da supervised learning oluyor. Biri size direkt sonucunu söylüyor öbürü siz kendiniz eksperiment yapa yapa öğreniyorsunuz. Neyse şimdi dönelim bu kedi meselesine. Şimdi bin tane kedi, bin tane köpek, değişik cinslerden köpekler, kedileri biz etiketledik kedi köpek diye makineye öğrettik. Ne oluyor şimdi? Şimdi dünyada hiç kimsenin görmediği tuhaf bir kediyi alıyorsunuz, koyuyorsunuz yapay zeka. Bu ne diyorsunuz? Yapay zeka bu sefer orada binlerce kedileri anlıyor ya, binlerce köpekleri görüyor ki görüyor ya şimdi burada patternları recognize yapabiliyor. Ne demiştik? O iki yaşındaki çocuk kedileri aşağı çok yukarı anlayabiliyor ya. Ondan sonra bir başka bir kedi, aynı kedi değil. Belki biraz daha kilolu kedi olabilir. Yine de kedi olduğunu alıyor ya. Yapay zeka diyor ki, benim tecrübeme bir yani binaen diyor. Orada öğrendiklerime binaen bu diyor, kedi diyor. Bunda ne var diyebilir bir insan. Ulan bunda ne var ya? Yani bir resmini veriyorsun, kedi olduğunu söylüyor. Yok öyle kolay değil bu. Öyle bir müthiş size örnek vereceğim ki Stanford Üniversitesi hastanesi dünyada bu akciğer kanserini tespit etmede dünyanın en iyisiymiş yani. Oradaki 20 sene tecrübesi olan doktorlar düşün. 20 sene tecrübesi olan doktorlar ne yapıyor 20 sene tecrübesinde? Yani 20 sene tecrübesi olan doktorların oradaki kanser teşhis oranı doğruluk oranı %95'miş yani. Yani 100 tane teşhis içerisinden 5 tane yanlış yapıyormuş ama 95'ini doğru yapıyor adam. Bu da dünyada insanların ulaşabileceği en yüksek makam buymuş yani doğruluk oranı olarak. Şimdi bu adam, bu doktor bu konuma nasıl geldi? Yapa yapa gel. Şimdi doktorlar gidiyor işte hastanede x-ray'ini çektiriyor bilmem ne yapıyor ya. İşte güne çektiriyor böyle beyaz bir ışıklı bir yere koyuyor böyle röntgeni resme bakıyor diyor bu diyor yani orada o doktor patternleri görüyor çünkü hayatı boyunca atıyorum 100 bin tane X-ray görmüştür o adam ve o X-raylerin verdiği tecrübeye binaen kafasında bir pattern var diyor ki kanser hücreleri böyle oluyor kanserli akciğerler böyle oluyor ya da kansere doğru giden akciğerler böyle oluyor kafasında onu tanıyabilecek adamın tecrübesi var bana gösterse ben nereden bileyim ya Yak bir şey yani siz nereden de bileceksiniz değil mi ama o doktor yüz binlerce X-ray okuduğu için hayatında bir bakıyor şak diye, bu, bu diyor kanserli diyor, akciğer diyor. Şak diye bakıyor, ya bu ciğerde bir sorun yok, tertemiz akciğer diyor. Şimdi bir tane yapay zeka düşünün. Sadece bu yapay zeka şeye odaklanıyor. Akciğer kanserini teşhis makinesi olarak düşünün yani, yazılımı olarak düşünün. Ve biz ne yapıyoruz? Dünyanın dört bir yanında hastanelerde doktorlar şey yapıyor ya, etiketliyor ya. Biz hani ne demiştik? Kedi, köpek diye etiketlemiştik değil mi? Doktorlar işte sağlam karaci akciğer, kanser akciğer. İki türlü data var. Bunlardan milyonlarcasını biz topluyoruz ve bunlar doğru teşhisler yani. Ya da yüz milyonlarcasını topluyoruz. Bilmiyorum ne kadarsa. Tamam milyonlarca topluyoruz. Kanserli akciğer, sağlam akciğer. Kanserli akciğer, sağlam akciğer. Milyonlarcasını okuttuk mu makineye, öğrettik mi? Şimdi biz unutuyoruz, makine unutmaz. Biz yorulacağız, makine yorulmaz. Biz aynı anda milyonlarca detayı kafamızda kaydedemeyiz, makine kaydeder. Şimdi atıyorum bunları üretmek 2-3 ay aldı. Yani o tek tek onu etiketle okut bilmem ne yap. Sonra durup dururken ne oluyor biliyor musunuz? Bu doktor bakın üniversiteye gitti, üniversiteyi bitirdi. Amerika'da böyle yapıyorlar. Ondan sonra işte tip üniversitesine gitti. Orada işte doktor olana kadar 10 sene yani doktorluk yapabilecek duruma gelmesi 10 sene alıyor. Ondan sonra bir 10 sene 20 senesini daha veriyor o konuma gelmek için. Şimdi al sana yapay zeka. Bir günde o doktor gibi yeryüzündeki bütün o tecrübeli doktorların kanser teşhis tecrübesinin mücessemi bir tane yapay zeka oluyor. Ve yapay zekaya bu sefer röntgeni çektiriyorsunuz tamam mı? Atıyorum bilmem ne doktor Robertson bilmem nesi tamam mı? Adama görüşeceğim saatlerini atıyorum 10 bin dolar ödeyeceğim 5 bin dolar ödeyeceğim. Bu sefer abi aşağıda kapalı çarşıda bir yer var röntgen çekiyor oraya çektireceğim <laughs> 15 dolara. Tamam mı? <laughs> Yapay zekaya vereceğim. Yapay zeka da orada milyonlarca data var ya. Onlarla karşılaştırıp diyor ki sizin akci diyor. Hatta doktorların göremediği detayları bile size anlatıyor. Ve diyor ki artık kansersin ya da değilsin. Bu teşhisi koyabiliyor. Ve onların onlarca yıl yaptığı işi okuduğu, okuyup da geldiği konuma. Bu yapay zeka birkaç ayda gelebiliyor. Öğrettiğimiz detaylarla. İki, aynı anda aynı yapay zeka on binlerce röntgen okabiliyor. Hani doktora gitseniz deseniz ki. Yani bu arkadaşım bak işte sana üç aylık bir <laughs> şey veriyorum. Tamam mı? Sırada bekleyeceksin yani. Ama aynı anda on binlerce insan aynı anda o app'i kullanabiliyor mesela. Tak resimini yolluyorsunuz. İki. Üç. O doktorun maliyetine kadar atıyorum. Yıllık Amerika'da öyle seviyede doktorlar muhtemelen milyon dolar maaş alıyordur yani. Ama orada yapay zeka o app maliyetine kadar atıyorum. Bir dolar. iki dolar. O yüzden arkadaşlar korkunç ve ilginç bir dünyaya doğru gidiyoruz. Korkunç <laughs> ve ilginç yani. Eskiden yazılım sektöründe junior developerlar vardı. Bunlar işte çırak yazılımcılar bunlar. Ee, üniversiteyi bitirmiş gelmiş bir, bir çay yapıyor. Ondan sonra bir kod yazıyor falan <laughs> <laughs> Çıraklar tamam mı? Öbür taraftan kıdemli yazılım uzmanları var. Adam da 10 senedir işte bilmem ne Apple'da yazılım yazıyor tamam mı? Böyle bir havası var. Sonra abi şunu bir gösterir misin? Bir, burada bir sıkıntım var. Adam onunla mı uğraşacak ya? Böyle havalı insanlar yani. Bunların saatliği eks dolar yani. Tamam mı? Bunların zamanını bulamıyorsunuz. Bunların bir burnuna şey geçmiyor yani. Böyle burnundan bakıyor insanlara. Neyse. Şimdi böyle bir durumda eskiden ne yapıyordu? Peer programming yapıyordu. İşte sen çıraksın işte bu usta. Bundan öğren. Ya ustanın merhametine kalmışsınız yani. Siz ne kadar ustanın zamanını alabiliyorsunuz? Usta ne kadar size öğretmek istiyor? Buna peer programming diyorlar. Aynı anda kod yazıyorlar. Bu arkadaş takıldığı zaman bu usta gösteriyor. Şunu yap bunu yap İşte Burada bir problem var. Şimdi bu adam bakın yıllarca kod yazıyor. Apple'a çalışıyor. Amazon'a çalışıyor. Google'a çalışıyor. Bu tecrübe edinmiş ve orada okunma geliyor ya. Değil mi? Şimdi bu GitHub Copilot'ta onun gibi binlerce dünyanın en usta yazılımcıların tecrübesini topluyor, mücessem ediyor oraya. Sonra GitHub Copilot veriyor. Adam da çırak. Giriyor ustaya soruyor. Dünyadaki bütün yazılımcıların mücesemine soruyor. Diyor ki, şunu nasıl çözeceğim? Tak diye çözümünü veriyor. Bunu nasıl çözeceğim? Tak diye çözümünü veriyor. Ve bu sefer şöyle bir dünyaya gidiyoruz, yapay zekanın dolayı. Yani böyle sıradan insanlar azıcık kod öğrendiği zaman aplikasyon geliştirebilecek bir dünyaya doğru gidiyoruz yani. Ama ve lakin, şuna dikkat etmek lazım. Ben çocukken babam, bir çocuk, o zaman Osman mıydı? Arkadaşının adı Osman'dı. 13-14 yaşlarında Osman. Bir mi dövmüş, ne yapmış? Sonra işte hapse giriyor. Benim babam para verip çıkartıyor bunu ve evlat ediniyor. Diyor ki bunun sahibi yok işte annesi babası ölmüş mü bir şey olmuş. Ama bizim memlekette Doğu Türkistan'da evlat edindi bir Çünkü dedem öyle evlat edinme şeyi varmış. Yani, dedem 12 tane çocuk mu büyütmüş öyle bir şey var. Babam da onu eve getirdi işte evlat edindi. Sonra bugün biz başka bir yere gidiyoruz. Babamla ailecik bir akrabalara gidiyoruz. O da hani o akrabaları tanımadığı için evde kalmak istiyor. Tamam kaldık biz gittik. Sonra telefon geldi. E, ee, adam çocuk şey olmuş, hastanelik olmuş yani. Sonra paldır küldür geri döndük, o ne oldu falan filan. Meğerse çocuğun başımı ağrımış, ne yapmış? Ondan sonra işte başım ağrıdı, bir ilaç almam lazım. Bizim ilaç dolabı var evde. İlaç dolabını açmış, bir sürü ilaç. Hangisini alacağım? Çocuk demiş ki, kafasında o 10 küsur yaşında çocuk demiş ki, yani bunların hepsinden birer tane alırsam bir tanesi işime yarar. Hepsini almış bir tane, birer tane. Sonra az kalsın ölecekti çocuk yani. Şimdi hani burada bakın, basit en fundamental dediğimiz temel şeyleri bilmesi önemli. Mesela yapay zeka kullanıyoruz ya. Sen coding'den hiçbir şey anlamıyorsun, yazılımdan hiçbir şey anlamıyorsun. Bu sefer hani bundan sonra yazılım öğrenmeye gerek yok diyen insanlar işte o ilaç alan çocuğa benzer yani. Çünkü yapay zeka sana her şeyi kusar önüne. Sen bilmediğin için onları paldır küldür kes yapıştır öyle olmuyor işte. Ama şöyle oluyor. Yazılımı öğrendikten sonra Yapay zekayı en iyi kullanan sen olacaksın. En iyi aplikasyon geliştiren sen olacaksın. Eskiden bak usta olman için çok şey olman lazımdı. Hani 100 sene önce arabayı kim sürüyordu? En zengin insanlar sürüyordu. Artık kim sürüyor? Vallahi <laughs> McDonald's çalışan insanlar araba sürüyor. Yani araba sürmek sıradan bir şey. Değil mi? Bunun gibi Öyle bir zaman geliyor ki herkes aplikasyon üretmeye, herkes yazılım üretecek bir duruma gelecek ve orada yazılımı bilen, onun temelini bilen insanlar çok daha iyi yapay zekaya kullanabilecekler. Bunu demek istiyorum. İşte bu kanser teşhisi olsun ya da bu kod yazmada olsun. Bakın yapay zeka bütün zekaların mücessemi olduğu için ve yazılımların bir insana servis verme, bir insana bir şey öğretme, bir insana bir şey gösterme maliyeti neredeyse sıfır olduğu için çok müthiş bir dünya doğru gidiyoruz ve bu yapay yapay zeka tarafından yok edilen bir topluluk değil. Yapay zekayı kendimize köle eden bir topluluk olmamız lazım. Onu biz kullanmamız lazım yani.